Bizim şehrimizin sınırlarının ötesinde ne olduğunu hiç düşündün mü? Ben şehrimizin emniyet biriminin başkanıyım. Vatandaşlarımızı korkunç bir hastalıktan korumak için şehrin tüm giriş çıkışları kapatılmıştır. Etrafta maskelerle dolaşıyorlar. Ama gerçekte kim onlar? İçlerinden biri babam olabilir. Bilmen gerekir ki ortada salgın yok. Bulaşıcı hastalık yok. Tüm bunlar yetkililerin doğaüstü güçleri olanları toplamak için uydurdukları bir yalan. Bu güç senin içinde de uyandı. Burada kalamam. Onu bulacağım. Benimle gel. Abigail. Orada mısın? Biraz önce dışarı mı çıktın sen? Evet. Neden? Çünkü dün gece bahçemize gelen bir cüce evimizin önüne bir şey görmüş. Ne görmüş? Harita ve sihirli bir tebeşir. Ya tekrar çocuk olup böyle rüyalar görmek için neler vermezdim. Konuya gireceğim abi. Demin aşağıda bir cüce gördüm. Sonra ben yanına gittim ama o benden çok korktu. Tabii ben de korktum. Sonra birden yok oldu. Ya of abi. Tebeşir. Boyut. Gelmiyor. Sen dememiş miydin gece bunları oraya bırakan bir cüceydi diye? Senin ne işin vardı burada? Her yerden geçebiliyorum. Ya buna inandınız mı gerçekten ya? Hadi be. Merhaba. Orada kimse var mı? Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz olsun. Bana uyar. Hazırsanız başlıyoruz. İşte şimdi macera başlıyor sanırım. Sihirli haritayı kullanarak kaybolan eşyaları bulun ve buraya getirin. Bu sayede Kara Kraliçenin büyüsü bozulacak ve ana geçit kapanmadan onları masal diyarına geri gönderebileceğim. Evet ama başaramazsak sonsuza kadar yak olacaklar. Başaramayacaksınız! Kardeşimin asi yardımcılarını geçtim. Şimdi bir de o çocuklar çıktı başımıza. İyileri temsil eden masal kahramanlarını tüm diyarlardan yok etmek üzereyken birkaç tane bacaksızın işimize engel olmasına izin vermeyeceğim. Kara Kraliçeden sürekli azar işitmek için masalımı terk etmedim ben. Kimse Kaptan Kanca'ya emredemez. Emredemez! Sonunuz neşeli gibi olmasın. İmdat! Korsan çocuk kovalıyor. Masal diyarım burası ya. Bir varmış bir yokmuş açıldı şimdi kapı. O zaman masal diyarına hoş geldiniz. Bilinmez arkasında ne var. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Heyecanlı mutlu çocuklar. Zamanla yaşadığımız şehirler, hatta bazen ülkeler bile değişebilir. Ama kardeşlerin birbirlerinin kalplerindeki yerleri asla değişmez. Tıpkı abinle sen gibi. Masallara inan, hayatın renklenir. Süper bir kahraman olursun kim bilir. Korkular bir anda kaybolur. Bu maceranın sonunda sihirli bir an seni bulur. La 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 la. Masal Çatısı sihirli davet. 30 Ağustos.
got an interview with Roland Pollard. Oh my gosh, that is amazing. And it's on campus? Mm-mm. It's in Manhattan. We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is gonna be absolutely fantastic. Later, maybe we could take a carriage ride. Yeah. If it doesn't rain. You're by far the most interesting American director. Since this is your first meaningful assignment, would you like a scoop? Of? I can't make lunch. Why not? It's going through this real artistic crisis. It's a scoop. Gatsby! Nice to see you. It's good to see you. What are you doing? I'm just out here trying to create a modern film noir classic. That's okay, all right. Do you want to be in it? Hey. Should we do this? Hey. Are you gonna keep your mouth closed? I have a girlfriend, Shan. I don't think I could do this. Scene 19, take two. Action. Josh, it's starting to rain. And cut. See? I knew you could do it. Hey, and Josh. I won't tell your girlfriend. Ashley, what's going on? You said you were gonna call me 30 minutes ago. It's a $70 million movie, and Raleigh's very unhappy with it. You call him Raleigh? Yeah, and Ted and I, we have to find him before he has one of his crazy fits. Who's Ted? Was that your boyfriend? Yeah, he's a little eccentric. Raleigh? Oh my God, you're Francisco Vega. Is that good or bad? My roommate thinks you're the greatest thing to come along since the morning after pill. Francisco Vega is in town with his new main squeeze on his arm. My girlfriend dumped me for a movie star. Ooh. What are you doing here all alone? I make dreams come true. How do you do that? I get 500, sweetie. How'd you like to make 5,000? Mother, this is my girlfriend, Ashley Enright. You better grow up and get a profession. You think a girl like that wants to live hand to mouth? Funny you should put it that way. She's apparently onto a very big story. She takes her job very seriously. I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, absurd. Hey, Ashley. I can't talk to you right now. What could possibly be so secretive about that? Unless there's some funny business going on. Unless there's some funny business going on. This is real life. Real life is fine for people who can't do any better. Supposed to be one tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend. I'm on to a real story here. Take off your raincoat. I can't. I have no clothes underneath.
a different life? A new day has begun. İşte beraberiz. Ya hep birlikte batacağız ya da hep birlikte çıkacağız. Eğer ben yanarsam hepiniz yanarsınız. Allah'ım sen bize yardım et. Mircin. Farkındayım Sude, farkındayım ama o adam benim hayatımı kurtardı. Siz de bunun farkında değilsiniz. Ya hadi hepsini geçtim. Az önce kendi ağzımla söyledim. Sen neden olacağını düşünebiliyor musun? Sadece ölenlerin derin bir miraç olduğunu mu zannediyorsun Aktan? Kimsin sen? Neler oluyor? Sakın buraya gelmeyin. Karşında biri seni izliyor. Nereye giderseniz gidin. O sizi bulacak. Bir ayağını bu dünyadan sakın ayırma. Onun dikkatini çekme. Oraya ait olmadığını hissederlerse asla geri dönemezsin. Hiçbir şey göremiyorum. Buradan bir an önce gitmeliyiz. Yanımda biri var. Bana bir şey söylemek istiyor. Sakın gözlerinin içine bakma. Beni gördü. Buraya geliyor. Kim? Kim geliyor? Neden orada olduğunu unutma. Duyuyorum. Onu duyuyorum.